Canlarım merhabalar arkadaşlar, ne dedik, devam dedik, ne dedik, durmayacağız dedik, ne dedik, her gün video gelecek dedik. Bugün de kampımızın 8. günündeyiz arkadaşlar. Gösteremiyorum artık, parmaklarım yetmiyor. Yetiyor da çok büyük. Evet, bugün ne işleyeceğiz arkadaşlarım? Bugün asal sayıları göreceğiz. Çok kalender sayılardır arkadaşlar, asal boşuna demiyoruz. Gelin hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Ne diyormuş asal sayılar? Diyor ki 1'e ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük doğal sayılara ne diyormuşuz? Asal sayı diyormuşuz. Yani 1'e ve kendisinden başka böleni yokmuş arkadaşlarım. Bu sayılara ne diyormuşuz? Asal sayı diyoruz. En küçük asal sayı dediğimiz şey, hatta tek çift asal sayı, bir tek bu var. 2. Başka da yok. Başka yok. Yok. 2 kime bölünür? 2'ye bölünür. Bir de 1'e bölünür. Bu kadar. Zaten bundan sonra hiçbir çift sayı asal olmuyor. Çünkü niye? Bütün çift sayılar 2'ye bölünüyor. O yüzden bir tek çift asal sayımız var. O da 2'dir. Bu kadar. Ondan sonra ne geliyor? 3 geliyor. Arkadaşlar, aralarındaki farkın 1 olduğu tek çift budur. 2 ve 3. Yani iki asal arasında bir fark varsa o sadece 2 ve 3'tür canlarım. Tamam mı? Çünkü geri kalan hepsinde çiftler gireceği için bak 2, 3, 5, 7, 9 yok. 3'e bölünür. 11. Bak en az 2 olacak gerisinde farkları. Ama burada 2 ve 3'te 1 oluyor. Başka hiçbir asal sayı, iki asal sayı arasında fark 1 ise bunlar garanti 2 ve 3'tür arkadaşlarım. Tamam. Asal sayılar içinden 2'den başka sayı çift yoktur söyledik. 1'den başka pozitif ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal denir. Yani aralarında asallık dediğimiz şey, iki sayı düşünün, ikisinde de ortak bölen yok. Bir haricinde ortak bölen yok. Bir hepsini böldüğü için. Mesela iki sayı 3 ile 5. Yani bu aralarında asal olması için hocam iki sayının da asal mı olması gerekir? Hayır. İki sayının asal olmasına gerek yok. Tekrar söylüyorum. Aralarında asal olması için ortak böleni olmayacak. Mesela iki sayı söyleyin bana. Asal olmasın ama aralarında asal olsun. Bak mesela 6, 25, 27. Hiçbir asal değil ama aralarında asal bunlar. Niye? Gel bakalım. 6, 2 çarpı 3 değil mi? 25, 5. Bu da 3. Bak, bak bununla bu aralarında asal olurdu ama 3'ü beraber. 3'ü beraber 3'e bölünüyor mu? Hayır. 3'ü beraber 5'e bölünüyor mu? Hayır. 3'ü beraber 2'ye bölünüyor mu? Hayır. O zaman bunlar aralarında asaldır. Tamam mı? Mesela bakın 4, 9. 4 asal değil. 9 da asal değil ama bu ikisi aralarında asal. Neden? Bu nedir? 2'dir değil mi? Asal böleni 2'dir. Bu 3'tür. 3 çarpı 3'tür. Bu 2 çarpı 2'dir. Arkadaşlarım bakın, ortak olarak 2'ye bölünüyor mu bunu? Bu bölünüyor, bu bölünmüyor. 4'e bölünüyor mu? Bu bölünmüyor. Değil mi? Bu 3'e bölünüyor, bu bölünmüyor bu sefer de. Yine 3'e, 9'a bölünüyor, bu bölünmüyor. Yani ortak bölen yok. Okey? Ha. Bunlar aralarında asal. Hocam burada 3'ler ortaktı ama burada 3 böleni yok. Bu 3'e bölünür, bu 3'e bölünür ama bu bölünmez. Yine aralarında asaldır arkadaşım. Burada da bir kuralımız var. Bunu diğer dersimde göstereceğim. Bununla ilgili bolca örnek çözeceğim arkadaşlar. Eğer ki A ile B aralarında asal, X ile Y de aralarında asal ise A eşittir X, B eşittir Y olmak zorundadır arkadaşlar. Bunu da diğer dersimde, bugünkü derste şu asal sayılara odaklanalım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır. Öbür derste de aralarında asal sayılara odaklanacağım. Çat diye konuyu tam anlamıyla öğreneceksiniz arkadaşlar. Hadi gelin sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz. Ne diyormuş ilk sorumuzda? Diyor ki A, B ve C birer asal sayı diyor. Çok güzel. Olmak üzere diyor. Olduğuna göre diyor. Bu toplam kaçtır? Şimdi bakın abicim. Bir kere bu çarpım 1 neye eşit? 17. 17 ne? Asal. O zaman bizim garanti şöyle olması lazım.
A çarpı B eksi C 17 ise ya bu 17'dir bu 1'dir ya bu 1'dir bu 17'dir. Bilmiyorum. Başka çarem yok. Çünkü 17'nin çarpanları 17 çarpı 1. Şimdi peki minnoşlar, sizce A dediğim şey 1 olabilir mi? Hayır. Niye? A, B, C birer asal sayı diyor. O yüzden bunu eledim. Demek ki garanti bir şekilde A dediğim şey 17, B eksi C dediğim şey de 1. E peki B de, C de birer asal sayıysa ne demiştim ben arkadaşlar? Dedim ki size aralarındaki farkı 1 olan tek çift var asalda. Ne? 2 ve 3. Başka yok. O zaman garanti bir şekilde bu 3'tür. Bu 2'dir abicim. Başka yok. Aralarındaki fark 1 olan başka asal şeyi yok. İkilisi yok. O zaman nedir abicim? B 3 17 etti sana 20. Burası da 2 22 bizim doğru cevabımız olması lazım canlarım. Umarım anlamışsınızdır. Hadi ikinci soruya bakalım. Burada asallığı kullanmak. Asallığı nasıl kullanabilirim? Onları öğretmeye çalışıyorum abicim. A, B ve C birer asal sayı olmak üzere. Burada beraber çözüyoruz işte. Olduğuna göre diyor. Şimdi bir kere bak, A asal sayıysa seve seve, mesela bir şey çarpı 1 ya da bir şey çarpı 1 olması lazım. Çünkü mesela bu 2 bu 3 olunca 6 olur. Misal diyorum. A dediğim şey 6 olursa asal olmaz ki. Anlatabildim mi? Asal olmaz abi. Ne yapayım? A asal diyor. A asal dediği için seve seve ya burası 1 olması lazım ya burası 1 olması lazım. İkisinden biri. İkisi birlikte 1 mi olacak? Hayır. O zaman A asal olmaz. Niye? A 1 olur. Ama burası 1 olursa burası bir sayı çarparsın. Bu asalsa bu da mesela 7 çarpı 1. Bak asaldır. Anlatabildim mi? Ama 7 çarpı 2 14. 14 asal mı? Değil. Anlatabildim mi? O yüzden seve seve bir tanesinin 1 olması lazım arkadaşlarım. Şimdi deneyeceğiz. Diyeceğim ki kendi kendime. 2 üzeri B eksi 4 mü 1'e eşitmiş acaba? 3 üzeri C eksi 7 mi 1'e eşitmiş? Gel bakalım. Şimdi 2 üzeri B eksi 4'ün 1'e eşit olması için neydi kuralımız? Bir sayı üzeri 0 1'e eşittir arkadaşlar. Sayı üzeri 0 1'e eşittir. O zaman B'nin 4 olması lazım. 2 üzeri 4 eksi 4 şurası 0 oldu. 2 üzeri 0 1 oldu derken ne oluyor lan dedim, B 4. B 4 olabilir mi? Asal sayı diyor, olamaz. O zaman demek ki bunu 1 yapamayacağım. Demek ki seve seve bu 1 olacak. Seve seve burası 7 olacak. 7 koyunca bak, 7 koyunca bu sağlamadı. 7 asal mı? Asal. Ah! Kafam rahat. Gel şimdi bak bak bak. A eşittir 2 üzeri B eksi 4 çarpı 3 üzeri 7 eksi 7. Şimdi minnoşlar burası 3 üzeri 0'dan 1. Peki şimdi ben burayı, burasının asal çıkması lazım ki A asal olsun. Demek ki B'ye 5 vermem lazım ki. Niye? 5 eksi 4 1. 2 üzeri 1 2. Yani asal bir sayı. Ama B'ye 5 değil de başka bir şey verseydim. Hocam B'ye niye 11 diyemiyoruz? Gel düşünelim. 11 eksi 4 abi 7 mi? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 asal sayı mı? 128 mi? Artık neyse, 64 mi? 2 üzeri 8. 2 üzeri 7. Bu asal sayı olmadığı için, A da asal olduğu için demek ki 2 üzeri 1 olsun ki o da 2'ye eşit olsun, A da asal olsun. Anlatabildim umarım. O yüzden ne oldu arkadaşlarım? Gittim de en son B'yi silmişim. O zaman seve seve B 5. Bakın asal zaten. 5 de asal. O zaman ne oldu? A dediğim şey 2 üzeri 5 eksi 4. 2 üzeri 1. O da 2 olması lazım. Yani A 2, B 5, C de 7. 9, 14 benim doğru cevabım olması lazım. Bunları sayı vermeyi, asal sayı vermeyi öğrenmeniz lazım arkadaşlarım. Rahat edebilirsiniz diye. Tamam mı? Hadi gelin diğer soruya geçelim ama ben su içmeye gideyim.
Hadi görüşürüz. Evet, geldim minnoşlar. Devam edelim. Su içtim. Su ısınıyor ya. Buzdolabına gidip gelip içiyorum. Buraya koyuyorum. Sonra bir bakıyorum. Olmuş, ısınmış. O yüzden yapacak bir şey kalmıyor. Evet. Toplamı kaçtır diye. Şimdi aslında burada şöyle de bir şey demesi lazım. Şöyle diyelim. A, B, asal sayı diyelim. Okey. A ve B asal sayı diyelim. Soruyu düzeltelim. Daha güzel bir soru olur. Yoksa yapamayız. Evet. A ve B asal sayıdır diyelim. Şimdi arkadaşlar burada ne yapalım biliyorsunuz mu? Gel ne yapalım? Düşünelim. Değer vereceksin ama düzenleyip değer vermek belki de daha kolay olabilir. Bilemiyorum. Şurada A çarpı B artı A artı B değil mi? Şu ikisini mesela A parantezine alsam B artı 1. Doğru mu? Şurası sadece. A parantezine aldığımda B burada 1 kaldı. Artı B. Doğru mu? Eşittir 95. Ne yapabilirim? Şunu şuraya attım. A dediğim şey ne oldu? 95 eksi B bölü B artı 1 oldu. Değil mi? Tamam. Şimdi isterseniz gelin bölelim. Hani aynı derecedense bölüyorduk. Bakkal bölmesi. Temel kavramlarda anlatmıştım. Gelin bölelim. Bakalım. Yani değer vererek de bulabilirim ama çarpım. Gerçi değer de verebiliriz. Neyse bir böleyim. 95 eksi B bölü B artı 1. Kaç kere var? Eksi B olması için eksi 1 ile çarpacağım. Eksi B. Şu da eksi 1 oldu. Şu eksi var arkadaşlarım. Şuradaki eksi bunları ne yaptı? Artı yaptı. Bunlar gitti. Ne kaldı burada? 96 mı abicim? 96. Yani nasıl yazıyoruz? Eksi 1 artı 96 bölü B artı 1. Şimdi düşünelim. Eksi 1 artı 96 bölü B artı 1. Bu asal sayı olması lazım. Değil mi? A çünkü asal. Ne diyebiliriz B'ye? 96'nın bölenlerine bakabilirim arkadaşlar. 96'nın bölenlerini bulalım. 96'nın bölenlerini 2'ye böldüm arkadaşlarım. 90, 45, 3, 48 mi? 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3. Doğru mu? 3'e böldüm 1. Yani 96 dediğim şey 1, 2, 3, 4, 5. 96 dediğim şey 2 üzeri 5 çarpı 3. Doğru mu abicim? Tamam. Şimdi artık değer vereceğiz. Ne yapacağız? Şöyle diyelim. Şurası arkadaşlar B artı 1, 2 olabilir mi? B artı 1, 2 olamaz. Niye 2 olamaz? 2 dersem arkadaşlarım burası 1 olması lazım. B asal. Bu gitti. B artı 1 ne olabilir başka? 2 üzeri 2... Hani yok ya direkt değer verelim. Direkt değer verelim arkadaşlar. Çok uğraştırdı bu. Gel direkt değer verelim. Çünkü boş boş tek tek deneyeceğim. Şöyle düzenliyorum şunu. Şunu şöyle küçültelim. Ya buradan da yapabilirim ama çok uzayacaktı arkadaşlar. Direkt değer verelim. Asal sayı. Şimdi gel. Bak daha kolay. Hacı bana 95'e yaklaşın. Mesela iki tane asal söyle. Çarpımları 95'e yaklaşsın. Ben söyleyeyim sana. 7 ile 11. Aklıma o geldi. Hani 5 az olur. 5 ile 11 az olur. 7 ile 11. 77 mi oldu? 7, 11 daha. 18 mi? Bak. 95'i verdi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben niye burada bu kadar uğraştım bilmiyorum. Buna gerek yok. Tamam, buna gerek yok. Ha, buradan bulurdum ama çok uzun sürdü. Yani değer vermem çok daha kolay. Çünkü asal biliyorum. Zaten soruyu ben düzelttim. Asal demesi lazım diye. Niye böyle yaptım bilmiyorum. 7 ile 11 verdiğim zaman arkadaşlar ne olur arkadaşlarım? 18 benim doğru cevabım olur. Bitti bu kadar. Artı B'yi soruyordu zaten. Değil mi? 77, 18 daha. 77, 87, 95. Evet. Bak bu kadarmış. Nasıl verdim 7 ile 11'i? A ve B asaldı arkadaşlar. Mesela 5 dedim.
7 dedim. 5 kere 7 35. 5 artı 7 az geldi. Başka bir şeyler dedin. Az geldi. O zaman yapacak bir şey yok. Yani böyle vereceğim. Başka bir değer verebilir misiniz? Kesin bir tane daha değer bulursunuz siz. Yine asal verin. Mesela atıyorum 2 ile 29 desem, 2 ile 29 desem, çarptığım zaman burası 30, kaç geldi? 30, 68 mi? 30, 30'da 2'yi çarparsam, 60, 58 değil mi? 2, 29 daha kaç? Olmadı bu. 27. Yani başka bir değerde bulabilirsiniz siz. Tamam mı? Ama şıklarda toplamını bulamayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Mesela nedir? Başka ne olabilir? 5 ile bir şey denersin. Hani çarpımlarıyla toplamları 95'i veren bir tane daha asal bulabilirsin belki. Tekrar söylüyorum. Ama o bulduğun şey de toplamlarda, yani topladığın zaman şıklarda varsa, o zaman soru yanlış derim. Tamam? Eğer ki bana dersen ki hocam ben şu sayıyla şu sayıyı koydum. Tamam mı? Cevap doğru çıktı ama toplamda yok. O zaman soru sıkıntılı olmaz. Anlatabildim mi? Senden istediği değer bu olur. Yani sonuçta sayı veriyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir, yani deneyeceksin, sayı vereceğim, onu vereceğim, bunu vereceğim, şunu yapacağım diyeceğim. Olmayacak. O zaman doğru şeyi bulana kadar sayı vereceğim. Yapacak bir şey yok. Asal sayı çünkü. Belli. Sayılarımız belli. Hadi gelin, bu soruda niye bu kadar oyalandık? Kusura bakmayın. Hadi gelin diğer soruya geçelim. Ne diyormuş bu soruda? M bir pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Pozitif tam sayı değil mi? Şimdi bu bir pozitif tam sayı. Bana diyor ki ifadesinin değeri bir asal sayıya eşitse. Bu asalmış. Ha, şimdi bu asalsa bir kere şu 210 çok büyük. Gel bunu bir açalım. 210 dediğim şey 21 çarpı 10'dur. 21 3 çarpı 7. Bu da ne? 5 çarpı 2. Şunu bir sıraya dizersem. Artık 210 yerine, mesela 210 bölü m yazıyor ya, ben bu 210 yerine 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 yazabilir miyim? Yazarım. Niye bunu yazdığımı anlayacaksınız şimdi. Şöyle. Bölü m. Bu neye eşit? Asala eşitmiş değil mi? Şimdi hemen diyeceksin abi. Bu bir asal sayıya eşitse m dediğim şey, m dediğim şey şu olabilir. Bak. 3 çarpı 5 çarpı 7 dersem m'e, şu 3 çarpı 5 çarpı 7 ile şu 3 çarpı 5 çarpı 7 gider. Ne kalır? 2 kalır. Bana ne diyor? M'in alacağı farklı değerlerin toplamı. O zaman tek tek bunu deneyeceksin. Bak. Neden 3 çarpı 5 çarpı 7 dediğimi anladın. M'e bu sefer 2 çarpı 5 çarpı 7 derim. Bak. 2 5, 7 sadeleşti. 3 kaldı. Yine asal. M'e 2 çarpı değil. Ne diyeyim? 2 çarpı 5 çarpı 7. 5 çarpı 7 çarpı 2 dedik. 3 çarpı 5 çarpı 7 dedik. Başka ne diyebiliriz M'e arkadaşlar? 2, 3, 5 diyebiliriz. Niye biz 2, 3, 5'i atladık? 2, 3, 5 diyebilirim değil mi M'e? 2 çarpı 3 çarpı 5 diyebilirim. Bak, böyle olunca 7 çıktı. Bak, 3 çarpı 5 çarpı 7 dediğim zaman cevabım 2 çıktı. Doğru mu? Buradan M cevabım 2 çıktı. 2, 5, 7. 2, 5, 7 deyince cevabım 3 çıktı. Şimdi 2, 3, 5 deyince cevabım 7 çıktı. Bir de 5 çıkması için 2, 3, 7. M dediğim şey 2, 3, 7 dersem çarpımlarına cevabım 5 çıktı. Zaten başka da bir asal çıkamaz. Çünkü içindeki asal çarpanlara baktım bu 210'un. Yani bunun sadeleşebileceği şeylere baktım. Bak tekrar gösteriyorum. 3 çarpı 5 çarpı 7 dersem şununla şu gider, ne kalır? 2 kalır. 2 çarpı 5 çarpı 7 desem, şöyle silerek göstereyim. Bunu gördünüz.
2 çarpı 5 çarpı 7 desem şununla şu 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 gider 3 kalır. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya da 2 çarpı 3 çarpı 5 dersem 2 3 5 gider 2 3 5 gider 7 kalır. Anladın herhalde artık. Çünkü sonucu bir asal, başka da bir şey yok. Bunu da yazarsam sonucum 5 kalır. O zaman gelin bunları bulalım artık. 7 kere 5 35, 35 çarpı 3'ten 105 mi arkadaşlar? 35 çarpı 2'den 70, 15 çarpı 2'den 30, 7 kere 3 21, 21 çarpı 2'den 42, 100, 100, 205, 205, 242, 247. Doğru cevabımız Denizli'ymiş arkadaşlarım. Umarım aktarabilmişimdir. Hadi gelin diğer soruya geçelim. Ne diyormuş burada arkadaşlar? P bir asal sayı olmak üzere diyor. P artı 2 sayısı asal oluyorsa, P artı 2 sayısı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyorsa P'ye bir çen asalı denir. Yani P artı 2 asal olacak. Bak, P bir asal sayı. P artı 2 sayısı asal oluyorsa veya, bak veya, yani 2 fazlası asal mı? Veya V değil. P artı 2 sayısı 2 asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyorsa P'ye asal, çen asalı denir. Gel bakalım. Şimdi aşağıda gelen hangisi çen asalı değildir? Mesela 19. Hemen ne diyeceksin? 19 asal mı? Asal. 19 artı 2 nedir? 21'dir değil mi? 21 asal mı? Değil. Olmadı. Peki 21 2 asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyor mu? Evet. 3 çarpı 7. O zaman bu bir çen asalıdır. Ya bu ya bu. Tamam mı? Mesela 29. 2 fazlası ne? 31. Hatay. Hatay'dayım bu arada ben de. 31'e selam. Hatay'a selam. 31 nedir abi? Nedir? Asal mıdır? Asaldır. O zaman bu çen asalıdır. Anlatabildim mi? Baktın asal değil. 2 asal sayının çarpımı şeklinde yazılabildi mi? Evet. O zaman çen asalıdır. Baktın 2 fazlası asal. Evet. Yine çen asalıdır. Anlatabildim mi? 37 2 fazlası ne? 39. 39 dediğim şey 3 çarpı 13 değil midir? 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazıldı mı? Yazıldı. O zaman bu da çen asalıdır. 41 2 fazlası abicim. 43. 43. 43 asal mı? 43 asal. 43 asal değil mi? Evet, asal. Asal, aynen asal, aynen öyle. Ama bak şuna, bak şuna. Asalsa zaten şey, düşünüyorum böleni var mı lan? Hani 6 kere 7 42 falan. Bu direkt çen asalı çıktı. 43 asal. 43 2 fazlası 45. 45 asal mı? Değil. Peki 45 2 asalın çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Hayır. 5 çarpı 9. Olmuyor. Bak 15 çarpı 3 olmuyor. Bir asal, bir öbürü değil. O yüzden bu çen asalı değildir arkadaşlar. Buradaki bütün sayılar çen asalıdır. Bu çen asalı, hasal ne ya? Asalı değildir diyebiliriz arkadaşlarım. Hadi gelin diğer soruya geçelim. Ne diyormuş burada arkadaşlar? Diyor ki A ve B birer pozitif tam sayı. Tam sayı, pozitif tam sayı. C de bir asal sayıymış. Şimdi bak, bir asal sayı mesela 5 de sallıyorum, 7 de diyebilirsin, 11 de diyebilirsin, fark etmez. Bir asal sayıysa gel bak şimdi, çünkü sonucu etkilemeyecek. Mesela 7 dedin atıyor. Tamam. Şimdi peki A artı 2 çarpı B artı 3 eşittir 7'nin karesi olduğunu düşünelim. Tamam. Şimdi buraya 7 dediğim zaman bak şimdi bak. Burası pozitif tam sayı olduğu için 7'nin çarpanları mesela neler olabilir burası? 1 olabilir. Burası 49 olabilir. Değil mi? Burası 49 olabilir. Burası 1 olabilir. Burası 7 olabilir. Burası 7 olabilir. Başka yok. Değil mi? Şimdi dikkatinizi çekersem, sen buraya 1 olabilir dersen burası eksi 1 olur. Eksi 1 pozitif bir tam sayı olmadığı için bu seçenek gitti. Aynı durumda
Buranın 1 olabilmesi için arkadaşlar buranın eksi 2 olması lazım. Eksi 2 pozitif tam sayı olmadığı için bu da gitti. Oha! Demek ki seve seve bu dediğim sayı neyse bunlar da o olacak. O zaman gel sayısal olarak değil de burada gel sayısal olarak göstereyim sonra sözel olarak da göstereyim. Demek ki A artı 2 7 ise A 5, B artı 3 7 ise B 4. O zaman B en küçük, A sonra C. Aynı durum şunda da geçerli arkadaşlar. Şurada gördük bir tanesi 1 bir tanesi C kare olamaz. O yüzden ne olması lazım? CC. Düşünsenize A artı 2 ile A'yı 2 ile toplamışsın C olmuş. B'yi 3 ile toplamışsın C olmuş. Demek ki A daha büyük ki 2 ile toplayınca C'ye yetişebilmiş. Demek ki B daha küçük ki 3 ile topladım ancak C'ye yetişti. Anlatabildim mi? C'de daha büyük olduğunu, C'nin de daha büyük olduğunu gördünüz. B küçüktür, A küçüktür, C. Doğru cevabımız C'ymiş. Haydi diğer soru. İki sorumuz daha varmış arkadaşlar. Bunları da çözelim. Şimdi x bir doğal sayı olmak üzere. Şimdi bak burada böleceğim işte. Başka çarem yok. İfadesinin değeri bir asal sayıyı. Başka çarem yok. Daha demin bölünce çıkmamış diye burada değer veremem. Niye değer veremem? Orada A, B, C asaldı. Gördünüz mü? Ben yazmıştım hani. Nerede bu? Bu değil bu. Bu değil bu. Hani A, B asaldı. Hem burada x asaldır falan diyor mu burada? X asaldır demiyor. X doğal sayıdır. O yüzden değer veremem. Asal sayı veremem. O yüzden ne yapacaksın? Aynı dereceli ise bakkal bölmesi yapacaksın. 4x artı 10 bölü x artı 1. Hemen kaç kere var? 4 kere var. 4x artı 4 eksi eksi. Doğru mu? Ne oldu? Bunlar gitti. Burada 6 kaldı. Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 6 artı 4 bölü x artı 1. Ben yazarsan doğru yazıp yazmadığını anlarsın. Bak doğru yazdım mı? Bilmiyorum. Bak tekrar gösteriyorum. Çarptım. 6x artı 6. Ne oluyor lan dedim. Yanlış yazdım. Hemen siliyorum. Demek ki 4 ile 6 burada olmayacak. Bak denedim kendim. Demek ki 4 burada, 6 burada. Bak çarp. 4x artı 4 artı 6. 4x artı 10 oldu mu? Oldu. O zaman sıkıntı yoktur. Doğru yerleştirmişsin. Çünkü bazen bunu yanlış yerleştiriyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Kontrol etmiyorsunuz. Ondan sonra geliyor. Hocam yanlış yaptım. Sebep? Bak ya çarpmak çok mu zor? Bununla bunu çarpınca. 4 ile x artı 1'i çarpmak 4x artı 4 demek. Artı 6 bölü x artı 1. Bak bununla bu aynı şey işte. Gördünüz mü? O zaman sıkıntı yok. Doğru yapmışsın demektir. Evet. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu ifade bir asal sayıysa. O zaman düşüncemiz şu. İfadesinin değeri bir asal sayı eşit olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı. Gel. Bakalım. Şimdi şu ifade demek ki 4 ise burası. En az 1 olabilir. Değil mi? 5 olsun diye toplamı 5. Doğru mu? 1 olabilir. Ama düşünelim şimdi. İlk önce gel şurada x doğal sayıysa gel şuradan başlayalım. Böyle yapacağımıza. Şu maviden başlıyorum. Şunu sildim. Şu maviden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 6'nın tam bölenleri olması lazım bu x'lerin yeri. X de doğal sayı olduğuna göre mesela 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Şimdi minnoşlar 6 bölü 1 nedir? 6'dır, doğru mu? Peki burası 1 olabilir mi? Evet, x'e 0 veririm. Evet, x bir doğal sayı. Tamam, sıkıntı yok. Bakalım. 6 bölü 1 yani x'e 0 verirsem 6 bölü 1 6. 4 artı 6 10. 10 asal mı? Değil. O zaman veremem. X'e 0 veremem. Geldim. Burasının tamamı 2 olabilir. Yani burası 2 olması için x'e kaç vermem lazım? 1. 1 artı 1, 2. 6 bölü 2, 3. 4 artı 3, 7. 7 asal mı? Evet. O zaman
Burası 2 olabilir ama x değerim, dikkat, x eşittir 1 için asal sağladı. Değil mi? Bak buranın tamamı 2 olabilir dedim sana. Devam. Buranın tamamı 3 olabilmesi için x eşittir 2 için dedim. X'e 2 verelim şimdi abicim. X'e 2 veriyorum. X'e 2 verdiğimde 2 artı 1 3 değil mi? 6 bölü 3 nedir abi? 6 bölü 3 2'dir. 4 artı 2 6'dır. Sağlamadı. X'e 2 verdiğimde 2 artı 1 3. 6 bölü 3 2. 4 artı 2 6. O yüzden sağlamadı. Bu gitti. Değil mi? Şimdi burası demek ki 2 olabilirdi. 3 olamaz artık. Burasının da 6 olma durumu x'e 5 vermemdir. Değil mi? X'e 5 verdiğim zaman arkadaşlar x eşittir 5 için. Gidip x eşittir 3 için 4 için denemiyorum boş boş. Aa, buradan anladım. 6'nın bölenleri. Bak dedim ki burada 6'nın bölenleri 1, 2, 3, 6. Doğru mu? Sonra dedim burası 1 olması için x'in 0 olması lazım. Burası 2 olması için. Burası 2 olması için x'in 1 olması lazım. Burası 3 olması için x'in 2 olması lazım. Burası 6 olması için buranın x'in 5 olması lazım. Dedim. Anladınız mı? X'e 5 verdiğim zaman 5 artı 1'den 6. 6 bölü 6'dan 1. 4 artı 1'den 5. 5 asal mı? Asal. O zaman x eşittir 5 için cevabım da 5 çıktı. 5 de asal. O zaman 5'i de aldım. Yani 1 ve 5 benim doğru cevabım olması gerekir arkadaşlar. Hemen düşündüm. Burası eksi 1 olabilir mi? Yani niye? 4 eksi 1 3 ya. Dedim ki kendi kendime. Burasının eksi 1 olabilmesi, pardon, eksili olması için bu x'in negatif olması lazım. X negatif mi, olabilir mi? Hayır, doğal sayı diyor. Tam sayı olsaydı x, bunları da düşünecektim. Tamam mı? Ona göre aklınızda bulunsun. Evet canikolar, hadi gelin son sorumuza geçelim. Ne diyor be? Okuyamadım doğru düzgün. A, B ve C farklı birer asal sayıymış. Farklı asal sayı. Oh. Birbirinden farklı birer asal sayı. Şimdi peki A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bunlar asal ise arkadaşlar, bu 10 dediğim şey kaç çarpı kaç 10'dur? Şimdi 1 çarpı 10 10'dur. 10 çarpı 1 10'dur. 2 çarpı 5 10'dur. 5 çarpı 2 10'dur. Şimdi burada başka bir şey yok. Başka bir şey diyemeyiz. Şimdi şuraya 1 diyebilir miyim? Hayır. Niye? Asal sayı diyor. Bu gitti. Buraya 10 diyebilir miyim? Hayır. Niye? Asal sayı diyor. Bu gitti. Bak ne kadar güzel. Ha, tamam. Çaktım köfteyi. Demek ki diyorum ki ya burası 2, burası 5, ya burası 5, burası 2. Ya benim oldu ya da benim oldu. Ya burası geldi ya da bura gel. Öyle bir şeydi. Neydi? Nasıldı? Şarkılık. Şarkılık nasıldı? O zaman gel bakalım abicim. Şimdi A dediğim şey 2 ise C eksi B dediğim şey 5. Bak A eşittir 2 ise C eksi B dediğim şey 5. Tamam. A eşittir 5 ise C eksi B dediğim şey 2. Şimdi düşünelim. Aralarında farkın 5 olduğu asallar gelsin aklıma. Olabilir mi? Hani onun için diyorum. Deneyeceğiz. Başka çaremiz yok. Farkın 5 olduğu asallar ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Biri 7'dir. Biri 2'dir. Ama 2 olamaz. A'ya 2 dedik. 5 oldu. Ama 2 olamaz. Farklı asal sayı diyor. Bu gitti. Bu gitti. Ay. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? 7'dir 2'dir dedik. 9. 11'e 6 olur. 11'e 7 olmaz. Neyse şuna bakalım o zaman. Farkın 2 olduğu asal nedir? 7'ye 11'e 13'e 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 7 dersem yok fark. 13'e 7 kaç olur?
3, 6 olur. Şuradaki sayıları bulayım bir. Şimdi arkadaşlarım, şurada ben sayıları bulmak için bekledim. Lan dedim şurayı da deneyeyim. Şurayı da deneyeyim arkadaşlar. Şuraya da gelelim. Tamam, bu kalsın elimizde. Bu bizim elimizde. Tamam mı? Şöyle bir geri alayım. Şunu aldım, şuraya koydum. Bu bizim denklemimiz. Bunu bulduk. Bu burada dursun. Şimdi gel şurayı silelim. Şurayı silelim. Şimdi aşağıya odaklanalım arkadaşlar. B'ye şimdi 88 dediğim şey nasıl yazılır? Ya 2 çarpı 44. Niye böyle yazıyorum biliyor musun? Çünkü bu asal olmak zorunda ya. Ya da 11 çarpı 8. Başka yok. Doğru mu arkadaşlar? 2 çarpı 44 ya da 11 çarpı 8. Çünkü başka, çünkü 8 4 yazamam. Ya 2 yazacağım buraya ya 11 yazacağım arkadaşlar. Başka böleni yok çünkü. 88'in 8 çarpı 11. 2 ve 11 bölenleri var yani. B dediğim şey 2 ya da 11 olması lazım. B 11 iken ya da 2 iken durumlara bakalım. Gel. B eşittir 11 iken C eksi A ne olur arkadaşlar? 8 olur. B eşittir 2 iken C eksi A ne olur arkadaşlar? 44 olur. Şimdi gel, hiç 2'yi karıştırmıyorum. Niye karıştırmıyorum arkadaşlar? Şurada bir 2 mevzusu var ya, ondan karıştırmıyorum. Gel bir deneyelim. B mesela kaçtır abi? 11 iken. B 11 iken arkadaşlar. B 11 iken C ne çıkıyor? C. Bak A 2. B 11 burada. C ne gelir arkadaşlar? Buraya atarsam 16. Düşünelim. Burada A 5. B 11 diyelim. Değil mi? 11 dedim. Bu tarafa attım. Aha! Ne oldu? 13. Cigi 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 cigi. Çıktı mı arkadaşlar? Bak. Yani B 11 iken C eksi A 8. Sıkıntı yok. Bakalım, her şeye bakalım. C eksi A 8 mi? Evet. Şimdi gel yazıyorum. Bak şimdi. A 5. Bak bu olmadı. Niye olmadı? B'ye 11 verince C 16 çıktı. Bu olmadı. Gel şunu deneyeyim dedim. A'ya 5 dedim. B'ye 11 dedim. C ne çıkmak zorunda kaldı? 13. 5'te, 11'de, 13'te asal. O zaman gel yazalım bir. A5 sağlamasını yapacağım şimdi. A5, B, 11, C'de 13 arkadaşlar. Gelin bakalım, koyalım. Koyalım. Her şey doğru mu? Gözümüz görsün, gönlümüz ferahlasın. Şöyle bunu seçeyim. Hapşıracağım. Hapşıramadım. Biri çok yaşa dedi herhalde. O yüzden hapşıramadım. 5 B 11 C 13. Bak bak bak. 13 eksi 11 2. 5 kere 2 10. Sağladı. A 5 C 13 B 11. Burası ne çıktı? 8. 8 çarpı 11. Sağladı. Her şey sağladı arkadaşlar. O zaman bunlar da farklı birer asal sayı oldu. Toplarsam şurayı 16, toplarsam 29 olması lazım. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Değer vermeli. Sakince değer verirsek çıkabilecek bir soruymuş arkadaşlarım. Canikolarım, sorularım bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olabiliyorumdur arkadaşlar. Bazen birkaç hatalarım olabiliyor. O da hani sizlerle birlikte ben de çözüyorum. Şey olmasın yani, önceden çözmüyorum. Hadi diyorum hemen başlayayım. Doğal bir video olsun istiyorum. Anlatabildim mi? Hani takıldığım yer neresi oluyor? Bakayım. Lan orada kafama takılan şey neymiş? Kendi kendime de göreyim diyorum. Hani anlatabildim mi? Güzel oluyor böyle. Siz ha, demek ki ben buraya dikkat etmem lazım diyorsunuz. Ha bilmiyorum. İnşallah güzel oluyordur arkadaşlarım. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Diğer günlerde görüşürüz.